Bunlar da güzelmiş. Merhaba sevgili Demirelli Emlak izleyicilerimiz. Bugün 300 metrekare arsa içerisinde 2 artı birden oluşan müstakil bahçeli bir köy evimizin tanıtımını yapacağız sizlere. Öncelikli olarak sevgili takipçilerimiz, sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesini siz sormadan biz cevaplandıralım. Burası 600 metrekare bir arsa var. 600 metrekare arsanın içerisinde de 2 tane ev var. Ve bu iki evin de sınırları belirlenmiş, tel çitlerle çevrilmiş, 300 metrekare çekimini yapacağımız arsa ve içerisinde 2 artı birden oluşan bir evimiz ve hemen yan tarafında da yine aynı şekilde 300 metrekare arsa içerisinde 2 artı bir ev olan iki ayrı tapulu bir yer var. Burası 1/2 hisseli bir tapu, yani 300 metrekare bir şahsın, 300 metrekaresi bir şahsın. Ancak hisseli olması satışında herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Mal sahibi zaten burada. Daha önceki yan taraftaki 300 metrekare arsanın sahibi akrabasıymış. O günkü şartlarda satmak istemiş, satmış. Alan kişi de sınırlarını aplikasyon getirip sınırlarını belirleyip birlikte etrafını tel çit ve ön tarafında gördüğünüz gibi bahçe duvarıyla bölüp yerini ayırmış. Yani burası diğer yerden bağımsız. İkisinin de elinde 1/2 ayrı tapusu var. Herhangi bir satışında da sorun teşkil etmiyor sevgili izleyicilerimiz. Burası neresi? Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi. Burası da bilenler vardır, belki bilmeyenler vardır. Onun için söyleme gereği duyuyorum. Burası daha önceden belediyelikti. O yüzden de burada çarşısında sağlık ocağı, lokantası, mal sahibi de kendisi bizzat zaten merkezde burada, mahallede esnaflık yapıyor. Mahallemizin lokantası, marketi, bakkalı, kahvesi, sağlık ocağı, kooperatifi gibi sosyal aktiviteleri olan bir yer. Ayrıyeten de Gönen Manyas yeni yapılan otobana da hemen 100 metre mesafede. Ulaşım anlamında herhangi bir sorun yok. Her yarım saatte bir ulaşım var. Ayrıyeten Gönen Manyas arası çalışan minibüslerde de rahatlıkla burada ulaşım sağlayabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi öncelikli olarak bir mal sahibimize soralım. Selamünaleyküm abi. Abi öncelikli olarak sormak istediğimiz bir soru var. Merhaba. Burada okul var mı? Okul ne okul var burada? Evet sevgili izleyicilerimiz. Burada Salur Mahallemizde çok programlı lise mevcut. Yani burada liseye giden öğrencimiz varsa okul sorunumuz yok. İlköğretim okulu var mı burada? Evet. Daha önceki videolarımızda hep belirtiyoruz. Artık büyük şehir olduğumuz için buralara mahalle oldu. Yani bağlı olduğu ilçeye mahalle oldu. Okullar kapatıldı. Ve taşımalı sistem şeklinde merkez, şehir merkezi olan Manyas'a toplu taşıma ile sabah öğrencileri buradan toplayıp okuluna götürüyor. Akşam da okul çıkışı yine okul kapısını alıp evinize kadar servisi var. Ayrıca de dediğim gibi normal vatandaşlar için de toplu taşıma ve Gönen Manyas arasında çalışan minibüslerimiz buraya ulaşım sorunumuz yok. İnternetimiz, telefonumuz, GSM cep telefonlarımız burada çekiyor. O anlamda da sorun yok. Evimizin elektriği, suyu bağlı. Zaten gördüğünüz gibi mal sahibi de burada. Kendisi oturuyor. Niye satıyor diye soracaksınız eminim. Mal sahibi kendisi artık ben yeterince çalıştım. Ben de artık bundan sonra rahat etmek istiyorum. Manyas şehir merkezinde yeni yapılan TOKİ'lere yazıldım. Orada ev çıktı. O yüzden oraya taşınacağım için burasını satıyorum diyor. O yüzden de bu konuyla alakalı da aklınıza bir sıkıntı kalmasın. Şimdi evimizin öncelikli olarak bahçesini gezdirmeden önce gördüğünüz gibi hemen girişte maşallah çok iri taneli zeytin ağacı. Burada bir haneye bakacak zeytinimiz var. Gördüğünüz gibi ayva. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Maşallah bahçemize de yok yok. Her şey var. Yine burada zeytin ağacımız. Burada şeftali. Bol sulu mu abi bunda? Çok suluymuş sevgili izleyicilerimiz. Bol sulu şeftali ağaçları. Gördüğünüz gibi çiçekler. Yine burada şeftali. Bu ne ağacı oluyor abi? Ihlamur ağacımız. Oo bak artı bir şey daha çıktı. Evet değerli izleyicilerimiz, hep söylüyoruz. Evin iyisi hep vardır. Ama bahçenin iyisini bulmak
mesele. Her şey bahçede doğal görüyorsunuz. Narından tut, şeftalisinden tut, ıhlamur. Bu ne ağacı bu? Bunu atladık bak, bu ıhlamur değil bu. Bu Mersin hurması. Mersin hurması ile karşı karşıyayız şu an. Evet, gördüğünüz gibi Mersin hurması. Hurmasına kadar her şeyini, isim neydi? Yüksel abi sizi düşünmüş, buraya bahçeye tüm meyve ağaçlarını ekmiş sevgili izleyicilerimiz. Burada yine aynı şekilde, bak burada eriği duydum da süt eriğini ilk defa duyuyorum değerli takipçilerimiz. Süt eriği nasıl bir şey bu? Şöyle oluyor. Büyük oluyor, evet. Hani şifalı bir şey mi bu, nasıl? Evet değerli izleyiciler, süt eriğini de ilk defa duydum. Ve burada indabı gördüm de böyle iri bir indabı ilk defa görüyorum. Bugün ilklerle karşılaşıyorum sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi maşallah şeftaliye yakın innab ağacı. Burada bak elmamız var, kırmızı elmamız değerli izleyiciler, görüyorsunuz. Dalından organik bir şekilde koparıp bu evi ben bir alasım geldi. Armuda bakın değerli izleyiciler. Maşallah kafam kadar armut. Bunu 4 kişi bir kere attı, zor gir yani. Deveci armuduymuş bu da değerli izleyiciler. Bu da kiraz galiba. Kiraz ağacımız. Orada gördüğünüz gibi nar ağacı. Yine aynı şekilde erik ağacı. Orada da ayva. Ve benim en sevdiğim şeyler. Neden? Çünkü bunların sayesinde değerli izleyiciler yumurtamın reklamını yapıyorum. Melemenimizin için burada biberlerimiz hala hazır. Görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz. Sivri biberlerimiz. Bahçemizde hazır. Tavuk yok değil mi abi sende? Yok. Değerli izleyiciler bu evi alın. Neden? Tavuk yokmuş Yüksel abi de. O yüzden burasını rahatlıkla alabilirsiniz diyorum. Neden? Çünkü yumurtayı benden alacağınız mecbur. Kazlar var yalnız, yan tarafta kaz sesleri çok geliyor. Komşumuzmuş onlar da. O yüzden gönlüm rahat. Rahatlıkla bu evin tanıtımını yapabilirim sizlere değerli izleyiciler. Görüyorsunuz bahçede. Anam domateslere bak değerli izleyiciler, domateslere. Salçalık, turşuluk, domateslerimiz, her şeyimiz hazır. Sadece buraya eşyalarınızı alıp gelin değerli izleyiciler. Şimdi, aha kabağa bak, kabağa. Kabak tatlısını seven var mı değerli takipçilerimiz? Kabak. Görüyorsunuz kabağımız da hazır. Burada hiçbir şey eksik yok. Tek eksik dediğim gibi yumurta. Onu da mecbur benden alacaksınız. Yoksa evi size göstermem değerli izleyiciler. Evet şimdi evimizin çekimini yapmak üzere. İçeri geçiyoruz. Değerli izleyiciler evimiz kullanışlı, masrafsız. Görüyorsunuz zaten giriş kısmında hemen burada bir veranda gibi. Ayakkabılarımızı yazın güneş sıcağından, kışın da yağmurdan, kardan muhafaza olsun. Sabahları burada da Yüksel abi kahvaltısını yapıyor. Hemen girişimiz. Gördüğünüz gibi profil burada bir kapı var. Hemen burada girişte bir hol. Evet değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz. Burada bir holümüz var. Hemen burada holde yer tuvaletimiz. Klozetimiz burada mevcut. Şimdi odalarımıza geçiyorum. Burada mutfağımız. Sevgili takipçilerimiz görüyorsunuz tam bir köy evi mutfağı. Hiçbir masrafı yok. Tavanlar plastik lambir kaplama. Burası beton tavan. Gördüğünüz gibi mutfak dolapları. Hiç masrafımız yok değerli izleyiciler. Hemen eşyamızı alıp buraya gelip yerleşebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mutfağımız geniş. Yemek masamız, her şeyimizi buraya koymuş. Yine de kullanışlı, daraşmalık bir yer değil. Burada geniş bir salon var değerli izleyiciler görüyorsunuz. Kullanışlı, ferah, aydınlık, yan cephesi ve arka cephesi bahçeye bakan iki çerçeve havası var. Ve aynı şekilde burada ikinci oturma odamız gördüğünüz gibi ön taraftaki girişte hole bakıyor. Aydınlık bir oda, geniş, kullanışlı. Tavanlar yine aynı şekilde plastik lambir kaplama değerli izleyiciler. Kapıları da gayet iyi, kullanışlı. Öyle çürük çarık, kırık dökük değil. Burası da yatak odası. Tabi siz dilerseniz oturma odası veya başka oda yapabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi yan bahçeye bakıyor. Ve yatak odasında da çok harika düşünülmüş banyosu.
Gördüğünüz gibi giriş kısmı. Ve gördüğünüz gibi burada şofbenimiz takılı, hazır. Ve burası da banyomuz değerli izleyiciler. Evet. Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde 300 metrekare, toplamda 600 metrekare arsa içerisinde müstakil tapulu 3'er 100 metrekare ayrılmış, bölünmüş, sınırları belirlenmiş, tapusu alınmış. Burada 2 artı 1'den oluşan bir evimizin çekimini yaptık sizlere. Ben de böyle şehir hayatından kaçayım, kafamı dinleyeyim. Bahçesinde hep soruyorsunuz ya, ağaç var mı, meyve var mı, organik tarım yapabilir miyim? Evet, bahçesinde organik tarım yapabilirsiniz. Bahçesinde 1001 çeşit meyve ağaçları, ne hurmasıydı? Mersin hurmasından tutun, süt eriğini ben bugün ilk defa duydum, süt eriğine kadar her şeyin mevcut değerli izleyicilerimiz. Böyle bir yeri ben de sahip olmak istiyorum diyorsanız 0539 783 68 çift 0 0539 289 çift 0 16 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir. Ya da Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi No 60 Taksim 3'te bulunan Demirelli Gayrimenkul ofisimize uğramanızı tavsiye ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Burada üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Hep söylüyorum ya, biz inşaat, harfiyat ve rentegar dallarında da siz değerli takipçilerimize en iyi hizmeti vermekteyiz diyemiyorum. Neden? Çünkü burada inşaatla alakalı, evimizle alakalı tadilat gerektirecek hiçbir şey yok. Sadece eşyanızı getirmekten başka hiçbir şeye gerek yok burada değerli izleyicilerimiz. Bizi izlediğiniz için, o harika yorumlarınız ve beğenileriniz için teşekkür ediyoruz. Bizimle kalın, hoşça kalın değerli izleyiciler. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.